Yılbaşı geldiğinde hepimiz çocuk gibi hissederiz ve bu zamanın sihirli olduğuna inanırız. Peki bu ne? Aa, beni takip ediyor. Yoksa bu kardeşin mi? Evet, tabii ki bu yılbaşı şakaları kraliçesi. En sevdiğin kardeşin. Yılbaşı sabahı hediye zamanı demektir. Vay canına, çok hoş. Ama hediyem daha hazır değil. Bir sürü şey var. Hepsini nasıl paket yapacağım? Sıradan stretch film bana yardımcı olabilir. Bir parça stretch film alalım. İlk hediyeyi yerleştirelim. Saralım. Diğer objeleri de üstüne koyalım ve devam edelim. Yavaş yavaş küçük hediyeler ekleyelim. Kocaman bir hediye topu yapalım. Ama şimdi de süslenmesi gerekiyor. Bir parça krep kağıdı alalım. Paketi buna saralım ve parlak bir kurdeleyle bağlayalım. Ne hoş bir paket. Parlak kağıttan yapılmış parlak bir etiketle süsleyelim. Ve yılbaşı ağacının altına koyalım. Kardeşim bekliyor. Ve hediyenin içine bakmak için sabırsızlanıyor. Ah, hediyeyi açmaktan sıkılacak. Ama buna değer. Vay canına, küçük hediyeler. Bir şapka. Her katmanın altında yeni bir sürpriz var. LOL bebeklerden bile daha iyi. Kardeşim, sen harikasın. Böyle orijinal bir paketin içine bir sürü hediye sığdırmışsın. Ama ne yaparsak yapalım bazen yılbaşı sıkıcı olabilir. Mutfakta otururuz ve ne yapacağımızı bilemeyiz. Ama kız kardeşimiz gelene kadar. 1, 2, 3. Mutfak değişti. Masada bir kek tabağı belirdi. Yılbaşı mucizesi mi istiyorsun? Onu kendin yapmalısın. Kekleri krema poşeti kullanarak beyaz krema ile kaplayalım. Pembe ve kırmızı krema ekleyelim. Kremadan küçük gözler ve burun yapalım. Marshmallow parçalarıyla süsleyelim. Sakala biraz şeker dökelim. Vay canına! Sıradan kek küçük bir Noel Baba'ya dönüştü. Çok şirin. Ve şimdi de onları yiyeceğiz. Çok lezzetli. Yılbaşı ruhu eğlencenin anahtarıdır. Kardeşim için bir şaka hazırladım. Yapay ağaç dalları bana yardımcı olacak. Süslü dallardan bir taç yapalım. Ve ellerimizi kalın yeşil püsküllü bir süsle saralım. Yüzümüzü ellerimizle kapatalım. İşte kardeşim geliyor. Küçük bir yılbaşı şakası yapma zamanı. Ne korkunç bir senaryo. Yılbaşı ağacı savunmasız bir kıza saldırıyor. Bir yılbaşı korku filmi gibi. Kardeşim ağacın arkasında olduğumu görmediğine ve şakaya kolayca kandığına inanamadı. Belki bir geyik seni neşelendirir. Boş bir kaba ve yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Yapıştırıcıyı bir kaseye dökelim. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Ve birkaç damla da yeşil mürekkep. Ayrı bir kapta boraks gliserin çözeltisini suyla karıştıralım. Yapıştırıcı karışımına renkli sim serpelim. Boraks solüsyonunu içine dökelim. İyice karıştıralım. Rengine bakılırsa bu slime önceki hayatında Grinch'miş. Ama onun yılbaşımızı çalmasına izin vermeyeceğiz. Şimdi de ampul şeklinde bir kavanoz alalım. Slime'ı içine koyalım. Kapatalım. Bir yılbaşı kapağı yerleştirelim. Köpük kağıttan yapılmış kahverengi boynuzlar yapıştıralım. Burun olarak kırmızı bir pompon silikonlayalım. Beyaz akrilikle gözler çizelim. Göz bebeklerini işaretleyelim ve dış hattını siyah kalemle belirginleştirelim. Slime bile hoş bir yılbaşı hediyesine dönüşebilir. Ne hoş bir yılbaşı süsü. Şimdi de başka bir yılbaşı fikrine geçelim. Bir yılbaşı çorabı alalım ve musluklu bir yalıtım poşeti. Makasla çoraba musluk için bir delik açalım. Poşeti içine yerleştirelim. Musluğu dışarı çıkaralım. Çorabı simli köpük kağıttan yapılmış bir yılbaşı ağacı ile süsleyelim.
Yılbaşı ağacına kar beyazı pomponlar yerleştirelim. Poşete Coca-Cola dökelim. İçeceğin dökülmesine engel olmak için poşeti plastik bir bağla sabitleyelim. Yılbaşı çorabının yeni bir görevi var. En sevdiğimiz içeceği sunmak. Musluğu açalım ve soğuk Coca-Cola'nın tadını çıkaralım. İçinde ne olduğunu anlamak imkansız çünkü bu sıradan bir çorap. Ne kadar pratik bir yılbaşı süsü. Yılbaşı çok güzel geçecek. Bir kız kardeşimiz varsa bir dakika bile dinlenemeyiz. Özellikle de uyurken. Acaba çocukken olduğu gibi sizi diş macunuyla mı kaplayacak? Hayır, tıraş köpüğü kullanacak. Uyuyan kız kardeşe şaka yapmak çok önemlidir. Uyuyan kurbanın yüzünü bir sakal ve bıyıkla süsleyelim. Ve yılbaşı şapkası ekleyelim. O artık kardeşimiz değil. Noel Baba! Şimdi de selfie çekelim. Fazla gülmemeliyiz. Çünkü kardeşimiz her an uyanabilir. O zaman işler gerçekten kötüleşebilir. Ortada gezinip durmayı bırak. Yılbaşı gelmek üzere ve henüz evi süslemedik. Dolgu maddesi ve futbol topunu ne için kullanabiliriz? Topu dolguyla saralım. Kurdeleyle bağlayalım. Bir dolgu parçasına kesik yapalım ve topu içine yerleştirelim. Esnetelim ki kar kütlesi gibi görünsün. Siyah köpük kağıttan kardan adamın gözlerini yapıştıralım. Burun yerine bir havuç ekleyelim. Ve başını siyah bir silindir şapkayla süsleyelim. Siyah dairelerden ağız yapalım. Artık kardan adamımız gülümsüyor. Düğmeler ekleyelim. Ve görüntüsünü tamamlamak için parlak bir çizgili atkı. Dışarıda kar olmasa bile her zaman kardan adam yapabiliriz. Ve biraz erise de sorun değil. Dışarısı bu kadar sıcakken nasıl erimesin? Ama kız kardeşlerin artık yeni bir kış fotoğraf arka planları var. Kardan adamlı bir fotoğraf her zaman iyi fikirdir. Kız kardeşim yılbaşı ağacımızı başka neyle süsleyebileceğini düşünüyor. Ben de bir kutu yılbaşı süsü getirdim. Ailemizin yılbaşı ağacını süsleme geleneği bizi yakınlaştırdı. Ben süsleri verdim, kardeşim de onları dallara astı. Çok huzur verici ve harika. Ama o sırada kutudan özel bir şaka süsü çıktı. İşte al kardeşim. Boom! Ne yaptın? Kazağım ıslandı. Dikkat et. İntikamımı alacağım. Bir yılbaşı süsüne ve balona ihtiyacımız var. Balona simli su dökelim. Ve yılbaşı ağacı süsünden bağlarını çıkaralım. Balonun düğüm kısmına silikon uygulayalım. Bağları yapıştıralım. Yılbaşı ağacı balonumuz hazır. Yılbaşı şakası yapmak için harika bir silah. Bazen yılbaşında insan tembellik etmek isteyebilir. Koltuktan kalkmayı canım istemiyor. Ne istersek yapabiliriz ama bacaklarımızı biraz esnetmeliyiz. En sevdiğimiz eşofman üstü bu konuda yardımcı olacak. Eşofman üstünün kapşonunu yüzümüze doğru getirelim. Ve yastık savaşına başlayalım. Bu kör savaş. Normalinden çok daha zor. Adrenalinimiz artacak ve canımız sıkılmayacak. Önemli olan doğru zamanda oyunu bitirebilmek. Hadi bir yılbaşı süsü yapalım. Sanırım ihtiyacımız olan her şey var. Bu şeffaf plastik kalp ve dekoratif parçalar işimize yarayacak. Ama farklı bir süs yapmak istiyoruz, değil mi? O zaman hadi selfie çekelim. Fotoğrafların çıktısını alalım ve kalp şeklinde keselim. Resmi plastik kalbe yerleştirelim. Meyveli dekoratif ağaç dalıyla süsleyelim. Kalbin ikinci yarısına yapay kar ve sim serpelim. Bir LED ışık sabitleyelim. Kalplerin yarımlarını birbirine yapıştıralım. Bence bu çok güzel bir yılbaşı ağacı süsü. Çok hoş oldu. Hadi onu yılbaşı ağacına asalım. Harika. Yılbaşına özel el işi ve kardeşler için şaka fikirlerimizi sevdiniz mi? Beğenmeyi,
Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni unutulmaz ve ilginç yılbaşı fikirlerini kaçırmazsınız.